Peki, samimi olarak itiraf edin. İlk Nürnberg adını duyduğunuzda ne düşündünüz? Peki samimi olarak itiraf edeyim. Tabii Nürnberg deyince herkesin aklına bir tarihi olay geliyor. Tabii İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda ki Nazilerin yargılaması meşhur Nürnberg davaları, Nürnberg mahkemeleri. Bu biraz tabii negatif bir izlenim uyandırsa da ben sonuçta şahsi hobim olarak tarihe çok meraklıyım. Ve boş bulduğum hemen hemen her zamanda tarih kitapları okumayı çok seviyorum. Dolayısıyla Nürnberg atama olarak bana tebliğ edildiğinde doğrusu evet ilk başta bir Nürnberg davaları kelime olarak hemen zihnimin ön lobuna yerleşti. Fakat bu bende bir negatif bir duygu, bir hissiyat doğrusu yaratmadı. Tam tersine hani tarihi açıdan da çok ilginç ve özellikle dünya tarihinin çok önemli bir safhasına tanıklık etmiş bir şehre geleceğim bilincini bende uyandırdı ve bu beraberinde bir heyecan da bir öğrenme heyecanı, merakı da getirdi. Ve geldiğime de dediğim gibi hiç pişman olmadım. Bir kere hakikaten harika bir şehir. Eşim ve çocuklarımla 7. ayımızı dolduruyoruz. 8. ayımıza girdik hatta. Son derece huzurlu bir ortamda yaşıyoruz, iş yapıyoruz. Eşim de ben de işin açıkçası çok böyle metalik yüksek binaların olduğu modern şehirlerden fazla haz etmiyoruz. Bu bakımdan da Nürnberg bize çok hoş bir butik şehir görüntüsü verdi. Çok fazla böyle bir büyük şehir, kozmopoliten şehir havasından ziyade kendi dokusuna, kendi rengine, kendi kültürel kimliğine sahip özgün bir şehir hissiyatı verdi. Özellikle tabii yoğun mesaimizin ardından hafta sonları bazen vakit bulabildiğimiz ölçüde şehrin Eskişehir başta olmak üzere çeşitli mekanlarını, tarihi yerlerini keşfetme imkanı bulduk. Tabii şu yaşadığımız günlerde buna çok fazla devam etme imkanımız yok ama inşallah bu musibeti de atlattıktan sonra tekrardan şehrin kalan kısımlarını da ailemizle birlikte mutlu bir şekilde keşfetmeyi planlıyoruz. Evet, bir yandan da Nürnberg uğurlu bir kent. Buraya gelen başkonsoloslarımız genelde büyükelçi oluyorlar. Bu açıdan da belki size de uğur getirir. Tabii ki öyle bir planınız ya da niyetiniz ya da perspektifiniz varsa.